Akif Beki, Karar Gazetesi. Fukaranın Yedi Rüyası. Hayır, fukaranın yedi rüyası var, yedisi de muz yemek üzerine değil. Gerçi rüya gibi bir şahlanış yaşıyoruz. Rüyada yaşamak gibi. Gerçek hayatta Türkiye yüzyılı dostlardan borç haçla ayakta zor dururken başlamaz çünkü. Ekonomi adeta kolbaşının küheylanı olmuş da yine bir şahlanışın içindeyken halk açlık sınavını sabırla kazanmaya çağrılmaz. Şahlanma yüzyılımızda kuru ekmekle karın doyurmaya razı edilmek isteniyorsak biri bizi uyutuyordur. Sorsan, kıtlık ve yokluk içinde dünyada dolu raflarımızla ağlık ediyoruz, bol keseden. Oysa iktidarın akil vatandaşları bu pahalılıkta şapur şupur muz yiyenleri ayıplıyor. Ancak rüyada rastlanabilecek bir gerçeküstü şahlanma şekline benzemiyor mu? 3-5 gün yumurta yemeseniz ölür müsünüz? Bir hafta et yemeseniz ne olur? Ölmezsiniz yahu. Şart mı muz yemeniz? Görüyorum yiyenleri diye uyarıyordu biri. Dış güçler Erdoğan'ı niye istemiyor? Demek ki desteklememiz lazım demeliymiş vatanseverler. Suud ve emirlikler de Erdoğan'ı devirmek istiyordu. Şimdi Çin ve Rusya ile birlikte destek veriyor. Merkez Bankamıza borç rezerv sağlıyorlar. Onlar niye Erdoğan'ın kazanmasını istiyor? Hayırına mı? Allah için mi seviyorlar? Aslını, aslarını kurcalamazsanız süper mantık. Bir kısım dış güçler istemiyorsa aç kalma pahasına iktidarı tutmak vatan göreviymiş. Sokak röportajında bu hakikate parmak basan bey abi bana pek ikna edici geldi. KRT'de perşembe akşamki yayınımızda Yavuz Oha'nın da dikkatini çektiği, güller arasında onu bensiz gören olabilir aldırmam fakat gözüm üstünde, tenhalarda menhalarda yumurtaları yalnız götürürken, pirzolaları gizli gizli mideye indirirken, hele bensiz muz yerken gören olmasın affetmem. Karnı tok, sırtı pek bey abiler, yumurta, et, muz yiyememekten şikayetin niçin vatana ihanet olduğunu her gün açıklıyor halka. Dillerinde tüy bitti, yazıktır. Bir de nereye kadar kuru ekmekle soğana talim edersek düze çıkacağımızı sormaz mı hala bazı uyumazlar? Rüyada sayıklıyorlar desem uyku sayıklaması için fazla mantıklı sorular. Et ve süt çok pahalanmasın diye fiyatları baskılayınca etçi de sütçü de battı. Halk yoksulluktan etle süt alamazken peyniri de yiyemez oldu ya. Bıraksan diyecekler ki hadi seçime kadar sıktık dişimizi biz dayandık. 18 liranın üstünde baskılanmış bu suni dolar kuru ve yapay fiyatlar da dayanabilecek mi? Dayansalar bile et, süt ve peynirdeki gibi onların gerçeğiyle de seçimden sonra yüzleşmeyecek miyiz? Bu kadar hezeyan düşler aleminde olur olmasına da uyanınca bizi nasıl bir ertelenmiş felaketin beklediğine, dağ gibi birikmiş fukaraların altından nasıl kalkacağımıza, yumurtayla muzu bir daha rüyamızda bile görüp görmeyeceğimize kafayı takarsanız uyku tutmaz. Tutsa bile uyumanın anlamı kalır mı? Hiç değilse rüyanızda gelecek korkusuyla, ekmek kaygısıyla boğuşmayın. Birkaç saatliğine dahi olsa dalabilmenin tadını çıkarın. Yıkıma sürüklendiğimiz fikrini baştan atmamak ayıltır en tatlı uykudan bile uyandırır insanı be arkadaş. Fal taşı gibi açar gözlerini. Uykunun makbulü simsiyah karanlıkta yatılanıdır. Fakat renkli rüyalarda eşsiz nimet. Fakirin sırtı başka nerede ısınır? Garibanın duaları hangi alemde daha çok kabul olur? Bahsızların yüzü ıssız gecelerde gülebilir mi yoksa hiç? Tabii rüyanın da hayırlısına çatmak kaydıyla. Aksi halde muz hayal ederken kısmetinize yılan düşebilir hafazan Allah. İngiltere'de Brilliant British'ten bir ekip Google'da en merak edilen rüya tabirlerini araştırmış. Tahmin edin Türkiye'de en yaygın ne araştırılmış olabilir? Bildiniz rüyada yılan görmek ifadesi. Ayda 214 bin kez sorgulamışız. Ortak rüyamıza bakar mısınız? Rüya diye milletçe kabus görüyormuşuz değil 7, 777 rüyada da görsek çoğu yılan üstüneymiş meğer. 7 kubbeli hamam kurma düşleri neyimize? Yedi düvelin 7 belası, 7 mahallenin 7 canlısı olsanız can dayanmaz. 7 kat yerin dibine geçsin şekerlemenin böylesi, 7 iklim 4 bucak, 7 gömlek uzak olsun sevdiklerinizden. Perşembe akşamı Yavuz Oğhan'la yayından çıkıp bir Ahmet Güneştekin sergisine gitmiştik. Adı Yedi Görenin Alfabesiydi. Sanat piyasası eşrafından Dursun Gündoğdu, Piyale Paşa'daki DG Art Galerisi'ni bununla açıyordu. Sanatçı dostun Güneş Tekin, yedi gün yedi düş görmüş, kainatın yedi sırrına ermeye çalışıyordu bu sergide. Yedi fon, yedi renk, yedi ses ve yedi bölümle. Kış günü beyaz giyerek sonunda şifayı kapan fukaranın düşkününü anlatıyor. 7'den 70'e şarkımız Barış Manço'dan Nane Limon Kabuğu Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.